Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salat. Aziz Sıdık kardeşlerim. Tamam mıyız Bayram abi? Evet. Hafız, Tarık. Tamam. Aziz Sıdık kardeşlerim. Mektuba nasıl başlıyor ya? Değil mi? Nasıl, nasıl başlıyor? bir bir çare vesveseli vesveseli ayrı bir meziyet hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam vesveseli ve hassas bak abim böyle yapayım koltuk buna tekerlekli ne yapmadınız böyle istediğim gibi oynasam bir bir çare vesveseli iki hassas bir de gitmiyor dinsizle görüşüyor Hemen nasıl bitireceğim bu mektubu Mehmet? Nasıl şey yapayım? Hem vesvesen var, hem hassasın, hem tahripkar kişilerle görüşüyorsun. Bak bundan dolayı şöyle çizdim, bakın bir bir çare, çare yani pek kendine muktedir değil bir çare o demek, çaresiz, vesveseli. Sonra hassas. Bunlar sana yetmiyor, zarar görecek ortama giriyorsun. Bunları zikrediyor. Görüyor musun? Yani nasıl görüyor. Bak çizdim kalın. Ya bu nasıl ben şimdi geçeyim bu cümleyi? Bir çağrı <laughs> yani kendine muktedir değil. Evlilikte e, şey söylüyor ya e, küfür 24. lemada. Küfür de asıl imam olduğu için bütün ulema İslam'a farklı olarak birinci şart ahlak koyuyor. <laughs> Ustad. Bir şey bunlarla alakalı söyleyeceğim de. Ee, yani 252 Kastamonu'da seciyeten sonra diyaneten. Yani şimdiye kadar İslam toplumunda evliliğin birinci şartı din birliği olması lazım. Evli kitaptan da evlenilir ama tahrim mekruhtur. Birinci şart din. İkinci şart ahlak. Üçüncüsü sanat diye sanıyor. Ben bunu niye girdim buraya? Bak şimdi. Misal verirken hem de bir şey inşa edilsin. Bu belki birkaç derste gideriz. Acele etmeyin. Diyor ki sanat şu. Zahir meale bakarsan yaptığı iş. Sanatkar ne yapıyor? Çünkü kişi yaptığı ki, sanatından etkilenir. Mizacı öyle olur. Şimdi bir doktorunla bir de demirci ustası aynı değildir. Mizacı. Şimdi o sanatın zahirisi bu. Bu bir çağrı o demek. Yani zahirde küfür evlenmenin birinci şartı din. ikincisi ahlak, üçüncüsü sanat. Ustad bunu asıl imam olunca değiştirmiş. Birincisi seciye, ahlak. İkincisi din, üçüncüsü sanat diye böyle on tane gidiyor. Sanatın e, dişe vuruşu yaptığı işe göre kişi halit sahibi olur. Mizacı o tipten olur. Onun için devamlı kasap yapana, devamlı altın satana dinimiz hükmetmiş ki devamlı yapma ara ver. Gattarlığın olur. Tamam, olur. Şimdi demirci bir ustası ile hat sanatı Mesela bunla uğraşıyor. Hat sanatı yapıyor, Kur'an hat sanatı yapıyor. Hassas. Yani kızların, hanımların kanavetse yapıyor. Sen 10 dakika dayanamasın. Aylarca, senelerce yapıyor böyle. Ha. Haletini anlatmaya çalışıyorum değişik örneklerle. İnsan yaptığı işle mizacı tesir olur. Batı'nın ne demek? Sanat demek? Kendine muktedir olan. Kendine muktedir midir ki ona iktidar sahibi olacak? Kendisini yönetebiliyor mu ki? Karşıyı yönetecek. Kendinle barışık mı ki? Karşıyla barışık olacak. Kendini seviyor mu ki? Karşıyı sevecek. Yani bir çare o. Çaresiz. Sonra ve adam. Sonra bir de hassas. Bir de bunlar hep aktif edecek. Bunları körükleyecek. Bunlarla e, kötü şeylerin, istidatlarını fokur oynatacak dinsizlerle görüş. Sonra usta da aman imdat ustad beni kurtar diye soru soruyor. Böyle bir adamın sorusu. Neymiş? Meşhur duayı nebevi olan Cevşen-i Kebir hakkında akıl haricindeki sebep ve faziletine dair bir hadisi görmüş. Şüpheye düşmüş. Demiş metni okuyayım. Ravi yani o hadisi nakleden eyl Beyt'in imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Cevşen hakkında tam bin tane hasiyet var. Ben ömrümde 1980 2012 13'e kadar Rüştab ile beraberdim. Askerlik bir sene, bir bin, 18 ay çık. Bir buçuk senede gene ondan uzak oldum. Ne yaptı? 3 sene. 1980 2012 13'te vefat etti üç senemi çık, bu kadar sene beraberdim. Rüştü abinin bir gün baştan sona kadar cevşen okumadığı günü bilmem. Ve böyle tutuyor. Artık bakmazdı. Ve ki oturarak cevşen de okuduğunu da pek görmedim. Ya hastadır dedi. Volt atardı. Sen de devamlı oturduğu için böyle öyle cevşeni bitirirdi. Doğuştan ama vesveseyi duysa Vesvese yazısını şey yapar mı? Hayal edebilir mi yazı metnini? Edemez. Sesim yazıya benzemiyor. Mana sese benzemiyor. Fikir manaya benzemiyor. His fikre benzemiyor. Duygu hisse benzemiyor. Latife duyguya benzemiyor. Hale türüye hiçbirisine benzemiyor. Aynı yerde. Kur'an okunca, Cevşen okunca bunlar oluyor sende. Metin bu. Vesvese okuduğun kitap. Mesela şöyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses. Yazıya benziyor mu? Benzemiyor. Yazıyla ee, yazı ile ses arasındaki farkı hayal et. Yazı ile ses arasındaki fark. Tamam Ettin mi? Mana ile ses. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 18 bin alemin sahibi. Sesi benziyor Yani metil mahluktur, mürekkeptir. Kur'an da öyle. Bu Kur'an'dır diyelim. Musaftır, mahluktur. Sureti vera. Tamam Çok duruyorum zannediyorsun ama çok şeyin sorulan cevabı oluyor. Bak şimdi bu mahluk, Kur'an. Yani sayfalanmış. Bu Kur'an değil. Bunun adı Musaf. Kur'an ise bunu okuyan kişi de uyanandır. Onun için herkesin Kur'an'ı farklı. Ekranına Kur'an. Kendi Kur'an'ını okumak. Kevşen de böyle. Bin bir ismi. Yüz tane değil ha. Yani arkadaşlar. Metin ile ses benzemediği gibi. Ona kıvranıyorum. Metin ile sesim benzemediği gibi. Mana ile ses. Fikir ile mana. His ile fikir. Duygu ile his. Arkaya gidiyorum. Farkında mısınız? Soğan kabuğu gibi. Metin. Ses. Fikir. His. Duygu. Latife alet oluyor. Aynı yerde. Burası neymiş? Adres. Arnavutköy'de böyle bir dershane varmış. Adres. E bana, bana benzer mi? Binaya benziyor muyum? Binadayım diye. Binaya benziyor muyum? Binanın içindeyim. Ha, adres. Ha, metin Arnavutköy'de dershane. İçinde ben e benim isterim, duygularım, fikirlerim, imanım, itikadım vesaire, Allah'a karşı durumum cesedime benziyor mu? Böyle. Cevşende, Kur'an'da böyle. Biraz fazla durdum gibi ama Öyle değil işte bu işler. Ne okuduğumuz bilin ya. Neler aktif oluyor. Neler acayip. Mesela içinde der. Bu duayı, bu dua Kur'an kadar sevap verilir. Allah Allah. Yani biraz şey gözüküyor. Onu nerede anlatıyor bunu? Hatırladınız mı? Ee, Fatih, şey Fatih İhlası okumak Kur'an'ın kaçta kaçı? E, üçte biri sevap var diyor. Ondan sonra Kur'an'ın bir süresi var bir okuyunca Kur'an kadar diyor. Veya Kur'an'ın kaç katı Yasin için diyor. Ya o zaman ben Yasin okuyunca zaten olmuş oluyor diyor. Nerede bunu anlatıyor hatırladınız mı bu soruyu? 24'ün 24. sözde. Diyor ki eğer normal adalet ilahi noktasında her harfe bir sevap verilirse sümbül vermeyen bir tane olsa Mısır. Böyle Kur'an'ın sevabı 300 bin 620 harf var. 300 bin 620 harf sevabın olur. Ama bir mısır atıyorsun, bizde annem ekerdi eski daha suni gübre yoktu hayvani gübre. Ben çok iyi biliyorum. Üç tane başak verirdi mısır. Yani e, ortalama iki verirdi. Bir veren çok azdı. Hep iki veya 3 koçan verirdi. Çok da büyük olurdu. hayvani gübre olurdu. Bak bir tane atıyorsun, en az iki veya 3 başak şey veriyor, başak veriyor. Bir tanesinde kaç tane tane olur ha böyle bir tane? Yüz tane geçer değil mi? Fazla tane itibariyle bak görüyor musun? Ha, diyor ki bunu misal, misal veriyor da işte Kur'anı diyor düz okul yani okuyup sevapsız kabul edersek adalet noktasına birebir 300 bin 600 mi harfa o kadar sevap var. Ama bana işte Allah hazinesinden bir harfa mesela Kadir gecesinde bir harfa en az 30 bin. 30 bin Allah desen sen beş tane harf var dört tane harf var bir tane dik üstüm var 5. 5 çarpı 30 bin 150 bin en az. Şimdi ha mumbit olarak o süreyi okursan Kur'an kadar sebabı var. O demek yani diyor. 24. sözde bunu anlatıyor da. Bu bu duaya Kur'an kadar sevap verilir. İki, hem göklerdeki büyük melaikeler. Ha işte ha söylediğim bu ha. Mehmet, büyük melaikeler en büyük. O dua sahibini gördükçe kürsülerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Allah Allah. Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez diye Risale'nden imdat istedi. İmdat is niye istiyorsun? Niye hem vesveselisin? Hem hassassın hem böyle e, pamuk ipliğiyle bağlısın bu hakikatlara. Bir de dinsiz birisiyle görüşüyorsun. Niye internetlerde soru cevapları şey yapıyorsun? Zaten zor ayakta duruyorsun. Niye o sorularla muhatap oluyorsun? Niye safi zihinlerini batıl şeylerle işgal ediyorsun? Batıl şeylerle iştigal etmek safi zihinleri ne yapar? İdlal, İdlal eder. Dalalete atar. Sunat diyor ki bazen diyor nur, nar göründüğü gibi şiddetli belagatla mübara görünür. 10. sayfa mı? 13. sayfa. Tamam aynı. Sunat bende de var da onu istemedim. Sunat'ta. Sunat 10 bazen o şey ateş nur ve nar, şe, nur ve nar. Evet. yani birbirine geçer. Bazen o şiddetin nur ateş gözükür. bu ateş de bazen nur gözükür. Evet. Şiddetli mübala da bazen mübala görülüyor. Şid, ne? Şiddeti değil o. Şiddetli belagat. Da. Belagat. belagat. Şiddetli mübala değil. Şiddetli belagat da mübala gözükür. Da belagat var ya mesela. Evet. O öyle zannediyor. Abi hani e, dış dünyadaki işte Cebrail, Mikail gibi böyle e, hazır şey yapıyor tevazu şeklinde. Aynı zamanda insanda enfis aleminde onun karşılıkları var ya o zaman içsel alemin de bu şekilde aynı. İşte ruh mesela karşılığı israf yani... Bunun gibi de aynı oluyor mu? <laughs> evet, şimdi... Ee, zahirde bakarız böyle. Cebrel dışarıda, Azrail dışarıda, i̇sraf Mikel dışarıda değil mi? Oysa dört meleğin hamalesiyiz, hamuruyuz dimağımızı ceberut alemi lefi mahfuzun ve temsilcisi olan Cebrail ile tut Cebrail burada sırf vahiy geldi. Şimdi tekavvute ayrıldı? Vahiy bitti. Vahi devam ediyor. Vahiyin hakikati devam ediyor. Vahiy getirmiyor. Vahidin içerisi aktif. Mertebeler aktif. Her asırda efradını aktif ediyor Cebrail hala. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. O efratları Aa, hatırıma geldi. Bu ayet bu man. Cebrail aktif etti işte de. Aa, sen orayı bilmediğin için hatırıma getirildi diyorsun. Aktif. Ha. Ee, ceberut. Lefi Tasavvuftaki adı Ceberut. Bizdeki adı Lefimafus. Temsilcisi Cebrail. Burada. Hayatımızı burada tutmuş. İsrafil. Biz bir zıtlar var. Celali, cemali, kemali, hissi, duygu. Oo, kıyamet kopuyor. Mikail. Ruhu burada tutmak. Mutlak ve muhit her yerde olan özelliği bir cesette tutmak. Kim tutuyor? Azrail. Camları kapattınız. Açın camları. Biraz açın. Ateş bastı. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmazamıdır. İl, cebra, il, Mika il Azra il Azra aslında. İl. Tamam. Tamam. Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez diye Risale-i Nur'dan imdat istedi. Ben de Kur'an'dan ve Cevşen'den ve Nur'lardan gayet katı ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki ona dedim. Evvela 24. sözün 3. dalında 10 adet usul var. Yani ilm usulü hadis. Hadisi Ahmet ne okuyor? Aa hadis var diyor. Hadis imamı mısın sen? Ahkam mı çıkacaksın? İbret hadisi midir? Ahkam hadisi midir? Sucunu, gusun, hattın, battın, mutalan, zahil midir, işare midir, remzi midir, salih midir, hüküm müdür? Tefekkür şey hadisi midir? İbret hadisi nereden bileceksin? Onu nerede anlatıyor? 24. sözün 3. dalının 10 tane usul var. Orada paldır küldür hadis var, ayet var diyemezsin. Dememelisin ya. Yani. Vehabi, vehabiler yapar bunu. 3. dal, 10 adet usul var. Böyle şüpheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak, cevabını al. Saniyen, demek ki kaynak nerede bu niza? Orada. Hadis on şekilde izah ediliyor, nasıl tefsir edilir ilmu usul hadis tefsir eden alimlere ne deniliyor? Ulemayı muhaddisun. Tefsir edene müfessirun. İçtihad edene müştehidun. Aa, biz muhaddis miyiz? Hadisi metnine baktıkları zaman bu hadis o kadar sanırım hemen ruhunu anlıyorlar. Yani duysa görse muhaddis o kadar aşına peyda etti ki diyor 24. sözde. Bu hadis olup olmadığını ruhunda gözüküyormuş. Buna misal nedir? Mesela siz bir kelime kullanın, 80, 90 ben derim ki bu kelime kelime cümle değil. Külliyatta böyle bir kelime geçmiyor. Allah'ın izniyle derim, aşına peyda ettiğim için bu geçmiyor. Yani niçin örnek verdim kendime? Ben bunda aşina olduğum için o da onlar da hadiste aşina olmuş. Yok, bu nebi sözü olamaz diyor. Şurası diyor. Hemen bilir. Ruhunu bilir. Hadis ulemasını Allah böyle yetiştirmiş. Allah yetiştirmiş bunları. Ee, cesas gibi, casus gibi içine giriyor, nüfus ediyor. Hemen o kelamla Allah Resulü'nün şahsiyeti manevisine ma kuruluyor. Onaylanmıyor ötelerden. O ötelerden onaylanmıyor. Saniye. Saniyeni okuyalım, keselim. Sonra Salih seni başka bir gün, Rabia'nı başka bir gün. Soruyu soran vesveseli akılla ölçüşmediğini söylüyor. Mikaslan Yemel'i söylüyor. Ama üstelik cev verdiği cevap da Akıl ve hikmeti mutabık bir cevap verdim diyor. Evet. Yani akıl akıl olursa, akıl aynası o öteye akıl ayna olursa böyle e güneş burada gözükür. Burada bu tahtada güneş gözükmez, aynada gözükür. Akıl ayna gibi olursa melekut alemleri, alemin gayb tezahür eder gözükür. Her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetleriyle yardım eden ve ismi azamın mazarı ve kainatın çekirdeği astisi hem en mükemmel ve cami meyvesi olan Zat-ı Ahmedi ve Vesselam o duanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş ona haber veren Cebrail aleyhisselamdan işitmiş, başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalade ve acip sevap Zat-ı Ahmedi aleyhisselatü vesselamın velayeti kübrasından ona gelmiş. Külli umumi değil, belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ismi azama mazarı olan zatın tebayetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür. Fakat gayet emniyetli şartları var. Gayet emniyetli şartları var. Yalnız okuma kafi gelmez. Yoksa muvazeni ahkamı bozar, farzlara ilişir. He, bak gördün mü? Ne güzel izah etti. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama zırhı çıkar bunu oku. Ha, aslında direkt ona hastır. Fakat ümmete hediye edilmiş. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın has olan velayeti kübrasından gelmiş. Velayeti kübra sahibi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunda böyle olmuş. Böyle külli ve umumi değildir. Ona hastır. Ona ne kadar benzersek, onun sünnet-i sinniyesine ne kadar temessük edersek, hizmet imani Kur'aniye içerisinde yani ehl sünnet ve cemaat dairesinde onun sünnetine ne kadar tebayet edersek oradaki cevşendeki o anlatılan o hakikat derecemize göre aynamıza akseder. Yoksa o cevşende anlatılan o bin tane hasiyet dört mülük büyük melek selam durması Ali ve Vesselam'adır. Ama ona tebayyet eden etkiyay ümmeti, onu takip eden ümmeti, sünnetine uyma nispetinde o feyizden mahrum kalmıyorlar. Ama o külli, o seviyede değil. Ama hiç kimse de bunun şeyinde feyizinde mahrum kalmaz. Ama o külli, anlatılan kül bizzat ona has. Bir daha okuyayım. Her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetleri, saadetlerine yardım eden İsmi Azam'ın mazarı ve kainatın çekirdeği hastesi hem en mükemmel ve cami meyvesi olan Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam o duanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş. O duanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş. Ona haber veren Cebrail Aleyhisselam'dan işitmiş başkalarını kendine kıyas etmiş. Mütevazi ve merhametinden böyle kıyas etmiş ve edilmiş. Demek o pek fevkalade ve acip sevap. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamı ve selamın velayeti kübrasından ona gelmiş bahsedilen. Külli ve umumi değildir. Herkes her daim değildir. Belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ism-i mazhar olan zat zatın tebayetiyle sünnet-i seniyesine uyma nispetine başkalara dahi o sevap mümkündür. Mümkündür. Fakat o o sebap bizde gözükebilmesi için gayet ehemmiyetli şartları var. Yalnız onu okumak, ifade etmek yetmiyor Abdülkadir. Yoksa eğer sifer okuyana bu olsa muvazini akkamı bozar farzlara ilişir. O zaman farzlar şey kalır ya basit kalıyor. Olmuyor. Demek ki böyleymiş. Salih sen. Sen burada niye ilk başta Efendimiz'e şeyini anlattı? Her gün bütün ümmet kadar hasenat yazılıyor. Ya söyledi söyledi söyledi. En sonunda dedi ki velayet-i kübrasında ona gelmiş diyor. İşte velayet-i kübrayı anlatıyor. Velayet-i kübra ne demek? Diyor ki bütün ümmetin işlediği hasenata ona gidiyor peygamber onsuz olmuyor hasenat. Sonra saadetlerine yardım ediyor. Bize yardım ediyor peygamber. Ne kadar salavat getirirsek, sünnetine yardım ederse manevi feyiz alıyoruz. Sonra ismi azama mazar. Her ismi mertebe azamına mazar. Ondan sonra kainatın çekirdiği astisi peygamber aleyhisselatü vesselam. Aslında şu an bunu ne anlatıyor? Cevşen-i gelmiş olduğu yeri anlatıyor. Evet. Doğru. Değil mi? Demek o pek şey, şurası velayet-i kübrasından ona gelmiş. Peki velayet-i kübra nedir? O okudukları. Bu okudukları. Yani o cevşen o zaman böyle bir velayette gelmiş olan cevşen şey olmaz yani. Nerede burada? Velayet-i kübradan geliyor ama velayet olabilmesi için en şey bütün asenat ortak ümmetin. Evet, Mübana olmaz yani. Olmaz. Sonra ümmetin saadetlerine yardım ediyor. Salavat getiriyoruz bize yardım ediyor. İmmet ediyor yani peygamber. Sonra İsmi Azam Amazar. Şimdi böyle Zahirciler, Vahabiler var ya. Dini tarif taraf ıı, tamir davasına tarifçe Şialar. İrek el-i sünnet Hücum eden, Diyecek bak peygamber yardım ediyor. Vur, 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 vur. Şirk ehline bak diyecek bana. İsmi Azam Amazar. Aynen. Ve anlatıyor. Sonra da cevşenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu. Evet. Ondan sonra bu cevşen bağla olmadı. Öyle bir velayetten gelen bir cevşen bana olur mu? bir tane sene denk gelmiştim bir hocaya. Ya bunu şialar okuyor dedi. E şialar dedim namaz da kılıyor. Kılmayalım mı dedim. Şialar da baklava yiyor. Bir şey baklava yemeyelim. Hazreti Ali camiye niye gitmiyorsunuz? Hazreti Ali camide şehit edildi. E şimdi Hazreti Ali yemek yemedi mi? Hazreti Ali camiye girdi de şehit oldu diye camiye gitmiyorsan Hz. Ali elbisenin içindeydi. O zaman niye elbiseye giriyorsun? Hz. Ali baklava yiyordu. Sen niye yiyorsun o zaman? Yemi Yiyor musun? Yiyorsun. Elbise giyiyordu. Elbisenin içine girdi. Sonra elbisesiyle camiye girdi. Gibi ya böyle. E şimdi Şialar okuyor. E şialar Kur'an okuyor diye biz Kur'an okumayacak mıyız? Niye <laughs> acayip bir şey ya. O zaman ne oluyor şimdi? Hazreti Cevşen gelmiş ya zırhını çıkar cevşene giriyor. Evet şu olmuş abi. Efendimizin velayeti Efendimiz'i korumuş. Harika. Evet. A eşittir, B ise B A diye çıkarttım. Evet. doğru. Ya arkadaşım, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti kübrası e, bu bu makamda, bu velayeti kübrada hazm olan o mana, o sebep, cevşen elbisesiyle veriliyor. Ona veriliyor, ona has ama Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı başkalarına kendisine kıyas etmiş veya edilmiş Allah'tan merhameten. Bunları velayeti kübrasına gelen o mana, o feyzi söylemiş. Bu mümkündür ama şartları var. Gayet emniyetli şartlar var. Öyle sırf okumakla olmuyor. Onun için 10 on dakika hep onu anlattım. Yani Kur'an bak e, suhuftan bahsettiğim ses, mana. Şimdi bunu biliyorsun, bilmiyorsun. Bili, bilen de bilmeyen de aynı mı olur? Mesela Nadir abi şey yapardı. E, derste, derste biliyor musunuz şart, şahitsiniz. Oturun. Aa görüyor musun? şuraya bak ya. Hemen koca cemaatin için ifade ederdi. Sonra Nadir abi niye böyle yaptın? Tutamadım kendimi diyor ders yapılan makamına doğru korkunç bir sütun açıldı diyor. E, duvar mı var? Ne duvarı diyor? ne, ne heyecan? Duvar ne duvarı diyor? Oradan diyor böyle diyor böyle kanal diyor böyle Işık vuruyor diyor masaya Risale-i oraya böyle. Ondan sonra boyalıyor diyor buradan gidiyordu diyor. Hatırladın değil mi? Ya. İşte adam görmüş de, dese ki ya derste böyle var. E, biz görmüyoruz. Yok mu diyelim? Sen, ben görmüyorum şimdi. Ama da kainatı görmüyor. Yani kainat yok mu ya? Ahraz. Duymuyor. Konuşamıyor. Ses mi yok? şimdi du, Duymayan konuşamaz da şimdi. Duymuyor, konuşamıyor. Şimdi diyebilirim ki ses yok. E, Sen de yok. Demek ki onu her okuyana değilmiş. Bundan bir tanesi sünnet seni itibar edersen belki diyor verir diyor. Evet, Sünneti evet sünnet seni şey yapıyorum. Peki burada ne demiş? Lemalar 132'de bir bakayım. Ee, Emirdağ 162 diyor ki mesela yüz hasiyeti ha, bin değil ya. Yüz hasiyeti ve faydası bulunan evradı ha bu şey evradı kutsiye dur dur dur. Yüz hasiyeti ve faydası bulunan evradı kutsiye şan nakşibendi. Hakikaten çok hoş o da ya. Cevşen'de. Çok acayip ha. Ben lezzet aldıklarından bir tanesi bilerek söylüyorum. Bak yüz hasiyeti ve faydası bulunan evradi kutsi şahin nakşibendi veya bin hasiyeti bulunan cevşenül kebiri. O faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydeleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye hakları yoktur. Çünkü o faydeler o evratların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazla bir surette o halis fiirde talepsiz terettüp eder. Onu kastede kastedip okunmaz. Yoksa bozar onu. Onları niyet etse yani bu bin tane set gelsin diye okusam ihlas bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar kıymetten düşer. Onun için yapıyorsun sen. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreciye muhtaçtırlar. O faydeleri düşünüp şefke gelip evradı sıf rıza ile için ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldur. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selefi salihinden mervi olan o faydeleri göremediklerinden şüpheye düşer. Hatta inkar da eder. Ya ne güzel izah ediyor ya. Ne güzel izah ediyor ya. İnce gibi şey yapıyor. Ben niye böyle tek kokuyorum? Yani düşünüyorum biliyor musun öyle? Düşüne düşüne gidiyorum. Bak çünkü onu Ya ben cevşen için bin dedim ya şimdi değiştiriyorum falan dedi mi? Meğer yüz hasiyeti bulunan evradi kutsi şahın akşibent var ya cevşende. Çok da lezzetli ya. Ciddi diyorum. Rus'a böyle oh keyif veren bir yer. İki, o yüz, tane asiyeti varmış. Cevşen'in bir, bin asiyeti var. Yani demek ki okumanın herkese faydası var. Ama bu kasten bizzat istenilmeyecek. Allah teretip ederse verirsecekse verir. Ama Allah Resulü'nde böyle olmuş. İsterseniz ben bitireyim bunu. Bir şey kalmadı. Salih düz okuyayım. izah etmeyeyim fazla. O dua Nasıl ki Zat-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübaladan münezzeh ve aynı hakikat oluyor. Ayşin kafamız yattı peygambere bizzat ona bakıyor. Öyle de o duadaki yüzer Esma-i Hüsna'nın hakikatlerine baktığı zaman çünkü hep Esma zikrediliyor. Değil Mubala belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını Muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Teşvik için müfhem ve mutlak bırakmış. Mesela yüz, yüzlerce had şey var. Esma kullanılıyor orada. Peki her bir esmanın fezini tencereye koy. Orada yüz bab var. Yüz babda kaç tane? Her bir satırda esma kullanıyor. Yüzlerce esma. Her bir esmanın feyzini toplarsan hakikaten öyle olur. Korkunç olur ya. Yani. Yani oradaki feyiz Esma-i Hüsna'lardan geliyormuş. Bir daha. O duadaki yüzer Esma-i Hüsna'nın hakikatlerine baktığı zaman değil, değil mübalağa, belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmının muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Sonra Mururu zamanla, zaman geçmesiyle o kaziyi mümküne mutlak mutlaka bilfil vaki ve külliye telak edilmiş. Yani Allah Resulü demiş böyle bir sebabı var bunun. Sonra zaman geçtikçe bu mümkün olan imkanatta böyle bir mertebes var. Herkese zannedilmiş. Herke her her o kuyuna fil var zannedilmiş değilmiş. Rabian. 20. Leman İhlas'ta bir adama 500 senelik bir genişlikte bir cennet verilmesine dair olan bir haşiye var. Ona da bak gör ki o koca cennetin verilmesi bilmediğimiz tarzda bir malikiyet değil. Belki insan nasıl hususihanesine çok cihetlerle maliktir, sahiptir öyle de Zemin yüzündeki şeylere çok duygularıyla, ile ile bir nevi maliktir, tasarruf ve istifade edebilir. Mesela ben şu anda güneşten istifade etmemez size mani mi? Sizin istifade mani değil. Yani böyle cennetteki işte makamı da herkes her yerden a bundan bu buradan geçip de o mahalleden o istifade edemesin değil. Mesela kimisi buğdayı yer, kimisi tefekkür eder kimisi manzarayı seyreder. Hem koca dünyayı benim hanemdir, bana vermiş. Bak, hem koca dünyayı benim hanemdir, bana vermiş ve güneş lambamdır diyebilir. Demek bazı fevkalat, harika ve akıl haricindeki bir kısım sevaplar bu meskür hakikata bakar. Hem İslamiyet'te her sevabın, her fazileti amalin en evvel mazarı, ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda o duada bir daha kadar sebap ve, ve fezi kazanan Zat-ı Ahmedi ve vesselam hususi virtler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil belki velayeti Ahmediye noktasında bak o sevaplar neymiş bir daha okuyayım bir daha hem İslamiyet İslamiyete hem İslamiyet'te her sevabın, her fazilet amalin en evvel kim mazarı ve bizlerin ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda o duada bir daha kadar sebap ve feyzi kazanan zat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam hususi virtler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil belki velayet-i Ahmediye noktasında o umumi olmayan derslerinde kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder. Kendine tam tebaiyet eden hast varislerini o noktalara teşvik eder. Vel ilmu indallah la la ya'lemu gaybe illallah dedim. O vesvese dedim o vesvese edip şüpheye şüphelere düşen adam Lillahil hamd kurtuldu. Tam kanaatı, ka kanaatı geldi. Belki sizin belki sizin bazılarınıza faydası var diye size de gönderdim. Umumunuza binler selam ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Efendim. Burada mektubu bitirmiş olduk ama sözleri merak ediyorum. 347'de o 24. sözü mü söylüyor? Hem de sebap ve fazilet Nur alemindendir. O alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Kocaman güneş ufak aynaya girebilir. Nasıl ki bir zerrecik bir şişede yani camda semavat semaya nucumları ile yıldızları ile beraber girebilir, görünebilir. Öyle de niyet he Mesela bir ufak ayna. Şişe eskideki tabirde Ayna. Sema yıldızları ile gözükebiliyor mu? Girebiliyor. Bu ama. Öyle de niyeti halise ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir ayette semavat gibi nurani sebap ve fazilet yerleşebilir. Ne güzel dedi ya misal. Aferin lan Mehmet. Mesela o zaman ne dermiş? Şeffafiyet etme nispetinde girebilir. Evet mesela ayna, bu kadar bir ayna. Yıldızlar da girebilir. Güneş de girer. Oysa güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük. Dünyamızdan. dünyanın içerisinde ben kimim ki? E bir de elimde ufak ayna var. Aynanın içinde. Peki Hasan Bey, bizim konuya geçelim. Şeffafiyet evet, girmiş olan Efendimizin ruhaniyeti, nuraniyeti ise Tabii ki bunun içine giren Tabii onun şeffafiyet kesbetmiş. Evet. Nurani en külli. Bütün ismi isim bütün isimlere ismi isminlerin mertebi azamına mazar. Bütün ismi azamlara mazar. Böyle bir ayna olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aynasına o bizati girmiş. Girmiş, görmüş, o da söylemiş. Ama herkese her daim külli, bil fiil mümkün değil. Sen de Olur. O yani sen bunu mesela güneşe tut gözükmez. Ama ayna koyarsan gözükür. İşte o dedi abi şartları var Demek ki şartlar bunlar yani. Evet ya. Neymiş? E, niyeti halisiyle şeffaflık peydeterek. Evet. Niyeti halisiyle. Ba başka bir şey talep etmeyeceksin mesela. Bir ihlas. <laughs> e, evet haydi. mesela niye güldüm biliyor musun? E, şimdi bana verseler e, şeyi bin tane elemle sadrek ve vada'na leke Sureyi bin defa okumak yapamam ya. Ben onu hapiste bir günde okudum. Bir günde okunur mu? Okunuyor. Niçin okudum? Şimdi saat üçte dörtte mahkemem celse beni götürecekler. Dörde sabah namazından üçe dörde kadar bin defa okudum. Bak o. Niçin okudum? mahkeme için okudum. Yani halis ve şeffafiyet perde etmedim ki. Ama bu için okudum. Buna işe de yaradı yani de ama şimdi diyebilir miyim ki ya Rabbi onu okuyan peygamber aleyhissalatü vesselam gibi sevap sevap ver bana. Tam da senin için okudun. Mahkemede ben rahat edeyim veya çıkayım dışarıya diye okudun. Yani veya başka şehri nakledileyim. Bu konuyu bilmeyenler şu anda imanını kaybediyorlar. Niye biliyor musun? Yani. Adam diyor ki bu süre okusam bu kadar sevap veya bir sihir bir şey, şey. ol göreceksin, bir müze göreceksin. Adam okuyor ki müze görmüyor. Evet. Ne oluyor? Kur'an'a karşı ben e, Evet. Bir şey. Ben mesela 15-16 yaşındayken içerin köyde oturuyorduk. Ben rastladım biliyor musun buna? Hani ben iş şey yaptın yani. Dedi ki 114 defa mı ya? Besmele'yi okursan suya daha okuduğun bin, bin küsür mü? Bin, 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 da okudun unutmazsın. Yaptım, baktım ki akşam üzeri unuttum. Ee, ne olacak şimdi? He, meğer o, onun söylene, onun için dua kitapları şuraya sebaplıdır, şöyledir kardeşim kime, hangi şartlarda, bizim gibi uyduruk adamlarda mı? Teyp gibi seslendiriyoruz. Teyp'ten farklı. Aklım, okurken aklınız darmadağın. Kalbimiz paramparça. Niyetimiz o, o sevap olsun. E, bu Allah için okunacak. Biz Allah için okumadık ya hapisten çıkalım diye okuduk. Mesela ben Kur'an'ı sabah her gün okuyorum. Allah Rabbim biliyor. Yani sebap tabii ki Allah inşallah verir de. Ama ben enerji, dinamik olmak için okuyorum. Şifa oluyor. Ben o nezir mi Kur'an Şifa mı Ha? Ha Allah için he. De yani yani Allah da biliyor gerçi ben şey ama yani Kur'an şifadır. Ben o nezir mi Şifa mı rahmet Ben şifa hakikaten şifa. Yani şifa ben görüyorum. E, şimdi bir, birisi de çıkmış peki aleyhissalatü vesselam. Kainata, kainatın sahibine kainat kadar büyümüş bir kalple, akıl ve ruhuyla manevi aynı olmuş Rabbini tesbih ediyor. O aynada ortaya çıkmış işte o hal. E, biz sen elemle şrehle kesedre bin defa oku diyor. Ya, tamam. Ben yüz küsür defa besmeleyi okudum. E, şimdi unuttum. E, ben kardeşim, onun için dua kitapları. Çoğu insanın, çoğu insanın okuyan, çoğu insanın suyu zannını celbetmiş Peygamber'e ayete karşı. Sen ben o ruh var mı bizde? Yani şeffafiyet Mesela şurada güneş gözükür mü? Gözükmez. Ama bu ayna olsa, bütün yıldızlarıyla sema gözükür güneşli gözükür. Yani gözükmemesi güneşin mi suçu, aynanın suçu mu? Çatlaksa çatlak gösterir, tozluysa tozlu gösterir, kan, parlak değilse göstermez. Bu da madde, ayna da madde. Niye aynada da gözüküyor, bunda gözükmüyor? İşte ruhumuz ne kadar şeffafsa onlar gözükür. 110 defa değil, 14 defa şey, 19 defa besmele okuysan, suya da okusan aynı unutmazsın. 19. mektupta da var yani unutma. Ama biz onu okuyacak ağız mı? Bir son bunlarla kabir misal vereyim. İsa Aleyhisselam ölülere dua okuyup diriliyormuş. Cüzam hastaları, kör hastaları düzeliyormuş. Değil biliyorsun. Demişler ki 12 tane var yönü vardı. Ey Allah'ın peygamberi bize de bu duayı öğret de biz de okuyalım ölüler dirilsin. Babaannesi dedesini kaldıracak adam. Bir tanesi var da geldi evliyalık istiyor dedim ne yapacaksın merak ettim ya. Bak adama bak evliyalık istiyor. Evli olmak için şartlar nedir dedi. Dedim ne yapacaksın ya? Dolmuştan kurtulurdum diyor. Şimdi bu adama evliyalık verilir mi ya? Dolmuş için evliyalık istiyor. Allah için istemiyor. Ha. Şimdi İsa Aleyhisselam'da da bu dua istemiş talebeleri. Sonra gitmiş okumuş. O da ısrar edince dayanamamış. Öğrensinler diye. Ama gayesini bak söyleyecek şimdi. Gitti okudu okudu okudu. Dirilen yok. Okudu oku gelmiş. Ey Allah'ın Resulü okuduk dirilmedi demiş. Okuyun bakayım demiş. Doğru mu okudun yanlış mı? Bak, demiş ki okuduğunuz dua aynı dua ama okuyan ağız aynı ağız değil. Dua aynı dua okuyan ağız aynı ağız değil. E, her türlü bu gıbet konuşuyorum ben bunda. Haram yiyorum. Langur lungur sokakta herkesi her lokantada yiyorum. Her getireni yiyor. Önüme konan. Hiç böyle haram helal kesim midir helal hiç etiketine bakmadan lan markete her şeyi yiyorum. Bu ağızdan çıkan şimdi dua <laughs> nasıl aynı olsun? Nasıl bu vücut ibadetlerden lezzet alsın? Nasıl bu akıl tefekkür etsin? Nasıl bu kalp haramlardan nefret etsin? Nasıl bu insan haram yapmayayım Müslümanı aldatmayayım? Sahtekar Müslüman namazla kılabiliyor. Niye? İmam Azam demiş ya gireni İçeriye giren gözden, kulaktan, burundan, ağızdan gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa o yolları da kontrol edemez. Cinsellik da öyle. Dav konuşması da öyle. girdin buradan çıkacak. Girdim buradan çıkacak. Hani iyi şey, iyi şeyleri seyredersin, iyi şeylere bakarsın. İyi şeyleri duyarsan, iyi şeyleri söylersin. O, o dua aynı dua ama okuyan ağız aynı ağız değil. Şeffafiyet kesbetme nispetinde oluyormuş bu işler. Olmuşuz yani. Evet mesela o ne kadar zarar biliyor musun? O dua kitaplarında bunu oku bu olur. O kadar zarar ki akıl erdiremem onun zararına. Hiçbir zaman onaylamamışım, onaylamıyorum da. Sakın ha onu yok şunu okursan bu olur. Ben bizzat sahibine söyledim. Beyazıt'ta satarken o meşhur zat o kitabı dedim ki bunu böyle yazıyorsun bak şunu okursanız şu olur evinizde şu olur şunda şu olur şimşek ilmez ondan sonra bu hafıza şu olur ben okudum dedim ne olmadı sen dedi şapamadın şey dedi ihlas dedi dedim bak sen bu para için yapıyorsun ama ölmüş am. Bak sen bunu para için yapıyorsun ama ahirette göreceksin. Bu para için bunlar olmaz. Öyle yazmış adam yani kitap. Şu duayı şunun için okuyun. Şu. Kardeşim onunki okuyacak ağız aynı ağız mı? Ya kardeşim ağzımıza mukayyet değiliz. Gözümüze mukayyet değiliz. Kulağımıza mukayyet değiliz. Oturduk kalktığımız yer müsait değil. Ondan sonra ev, evde televizyon kırla gidiyor. Her türlü filmler izleniyor. Öteki tarafta bin tane zikir çekiyorsun. Tarikatçısın böyle olur mu? Nakşi tarikatında... E, İnkışaf edebilmen için evrat terki dünya, terki ukba, terk esti, terki terk. Şimdi terki dünya yerine celbi dünya. Terk esti yerine celbi esti. Terki ukba yerine celbi ukba. Terki terk yerine celbi celp yaptık. Yani terki dünya. Allah'ın razı olmadıklarını terk et. Terki dünya. Terki Yani Yani hislerini öne koymak kendini putlaştırma. Yani arzularını şeyini terk okba, ahireti gaye yapma zikirde. Bunları terk ettim vay be. Vay be ne büyük adamım. Bunları dememek için bu terklerini de terk et. Terk et. E te, o günahlar içinde yani yapma değil. Ya yap ama böyle bir beklenti içinde de olma. Limete kulunu mala Yani yapmadığın için ne söylersin yani tesir etmez ama şey yani arkadaşlar yani yapılması yapılmaması anlamında değil. Yapılır ama böyle bir beklentiye girmeyiz. Yani o dualar o kadar zarar veriyor ki o beklenti o ne bilecek ya 17 yaşında çocuk 18 yaşında yani üniversite imtihanına girecek. Diyor ki şu olursa diyor bütün engeller diyor zihniniz açık olacak diyor ayna gibi gelecek diyor okudunuz unutmayacaksın. E unuttu ne olacak şimdi? O suizan etmeyecek mi şimdi o duaya? Ne yaptın sen? O besmele suyu zannettirdin. Belki de inkar ettirdin. Bunu bunu bilmeyerek yapmıyorlar. Bunu yazanlar, çizenler, bu kitap basanlar bilerek yapıyor. İmanı tehlikeye giriyor. Vesvese hassas ve dinsizlerin sürekli maruz kalan insanlar. İşte ondan sonra zaten vesvese hassas. Bir de dinsizlerin bu, bak siz okudunuz diyor, böyle duanız kabul oldu mu diyor. Bak burada diyor zaten. Diyor ki, ve sese hassas bir de yetmiyor. Dinsizlerin sorusuna muhatap. Ee, sosyal, sosyal medyada geldi şüpheler muayet hakkında? E okuduk. Diyor ki ben de geçtim odaya bir kız olarak bir olan olarak girdim. 114 defa besmele suyu oku. Unutmayacak. Unuttun. Ne olacak şimdi? Ha değilmiş ya. Hem de makbul rivayet. Ama kim? Kim demiş? Kelam tesir etsin diye. Her söylenilen söze bakmayın diyor. Hiçbir kıymeti yok. 25. Sözde geçiyor. Bir sözün değer alması için. Bir kim demiş? İki kime demiş? Üç ne makamda? Dört ne maksatta demiş? Hatırladın mısın? Yalnız diyor söze bakıp durma. Ama bugün fenle demiş veya işte insanlar bu nedir yani? Söze bak diyor. Ee, şeyde di dinimizde bir şeyin değeri alabilmesi için kim demiş? Allah demiş. Kime demiş? Kime demiş? Ondan sonra bir şeyin ka kabul edilebilmesi için bir de şu var. Bir, Kur'an söylemesi lazım. İki, safay kalp olacak. 406 bu sözler. Üç, teskiye nefs olacak. Dört, ruhun terakkiyatı lazım. Sonra aklın tekimün lazım. Sonra beşerin uklu okulu sadak dedermiş. Bak kelama kim demiş? Dört mertebe var diyor. Kaçın sayfadaydı o? 25. sözde bir kelamın değeri e, şu dört tane sualle şey yapılır. Kime demiş? Hatırladınız değil mi? Öyle yaz bakayım. Bakayım kaçıncı sayfaydı? Değer alabilmesi için bu dört tane sorunun cevabının cevabı ile şey yapılmış. Yoksa söz tam kitap yazmış adam. Dua kitabını yazmış. Dua öyle. Ama dua aynı dua ama okuyan ağız aynı ağız değil. Bulamadınız mı? He? Bak. Ee, 430. 430. 430. Evet aynı. Ha, bak şurada. Doğru. Kur'an başka kelamlara kabili kıyas olamaz. Çünkü Kur'an şey kelamın tabakaları ulviyeti ve kuvveti ve hüsnü cemal cihetinde dört memba var. Bir mütekellim Kur'an tesirlidir? Bir konuşan, iki <laughs> muhatap, üç maksat, dört makam. Ediplerin yalnız bak ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyleyse sözde kim söylemiş? Kime söylemiş? ne için söylemiş, ne makamda söylemiş ise bak. Yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini, hüsnünü bu dört menbadan alır. Kur'an'ın menbaına dikkat edilse Kur'an'ın dereceyi belagatı. Yani buna kimse yetişemez. Niye yetişemez? Ee, edipler demiş ki. Yanlış olarak, yalnız ne demişler? Ee, yalnız makam, makama bak demiş kelamın makamına bak. Ama Kur'an'ın için yetişiniz. Kur'an bir sözün değer alabilmesi için kim demiş? İki, kime söylemiş? Ve ne için söylemiş? Ne, mak ne makamda söylemiş? Bu dört tane sorunun cevabının bütünselliği o kelamın makamını, kıymetini oluşturuyor. Madem kelam kuvvetini, hüsnünü bu dört membadan alır, Kur'an'ın menbaana dikkat edilse Kur'an'ın derece belagatı, ulviyeti ve hüsnü anlaşılır. Evet, madem kelam mütekellime bakıyor. Yani ke, niçin Kur'an'ın şeyi tesir ediyor? Kur'an, kelam konuşana bakıyor birinde derecede. Kim yani? Ehli mi? Bunun içerisine kelama kendi sistemini yükleyebilmiş mi? Kelam içeriden çıkıyor ya ağzımdan. Aklımı, kalbimi, ruhumu temsil ediyor ya dışarıya atıyorum. Eğer o kelam emr ve nehi ise mütekelimin derecesine göre irade ve kudrete kudreti tazamun eder. Mesela ey Sema suyunu kes. Ey eğer suyunu yok. keser mi? Kesmez. Allah söylerken oluyor, olurken söylüyor. Çünkü kelam ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Onun için beşerin kelamı Allah'ın kelamını etmiyor. Çünkü beşerin kelamında kudret yok. Ey Sema suyunu kes. Kesilir mi? Yok. Allah'ın subutu sıfatlar hepsi bir bütündür. Bize anlatılması için yediye bölünmüş. Aslında tektir. Mesela ey kes suyunu derken kesiliyor. Kesilirken söylüyor. Aynı çünkü kelam aynı kudrettir. Kudret aynı kelamdır. Eğer o kelam emr ve ise mütekelimin derecesine derecesine göre irade ve kudreti tazamun eder. O vakit söz mukavemetsiz olur. Maddi elektrik gibi tesir eder kelamın ulviyet ve kuvveti o nispette tezahüd eder. Mesela diyor, Ya erdüb le, le, er, ya eki veya sema akli, ey sema, suyunu kes. İşte bu örnek verdim. Ya arz, vazifen bitti, suyu, ya sema hacet kalmadı, yağmuru kes deyince. Oluyor mu ben söyleyince? Olmuyor. Ama o deyince oluyor. Çünkü kelam, Allah'ın kelamı niye insanın kelamına benzemiyor? Çünkü Allah'ın kelamında, İçerisinde ilim, irade, kudret var. Söylerken oluyor, olurken söylüyor. Bizim kelamda kudretimiz yok. Kelam işte. Söz. İçinde ben yokum. Allah'ın kelamında kendisi var. Yani aynı olamıyor. Evet. Bak gördün mü? Evet. Bugün de çok bereketli oldu. Biraz uzadı ama. Ve ahirde vahum en elhamdülillah rabbil alemin el fatiha. Allah selam aleyhi ve